heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah bu takım kümede kalmayı başaracak. İnanıyoruz, Konyaspor'a inanıyoruz, futbolculara inanıyoruz, teknik heyetimize inanıyoruz. Kazanacağız. Taraftarlarımızı bir de drone'la ben çekmek istedim açıkçası. Kendi imkanlarımızla dediğiniz gibi çektik. İnşallah Hasan kardeşimize de verelim bu videoları. KonTV'de yayınlansın. Vallahi inşallah alırız. Alacağız da yani eminim. Kümeye düşmeyelim. Bu maçı da alalım. Gerisi Allah kerim. Uzun süredir kazanamadığımız puanı bugün kazanacağımızı düşünüyorum. Büyük bir umutla geldik. Umudumuz inşallah boşa gitmez. İnşallah yeneriz diyorum. İnşallah. Bence Konyaspor ve diğer oyunculara başarılar diyorum. Yeneriz diye düşünüyorum. Bu ikisi ikiz benim. Bu da kardeşimin. Onlara da küçük yaşta açılıyorsunuz. Evet, aynen öyle oluyor. Çünkü ağaç yaşken eğiliyor biliyorsunuz. İnşallah kazanacağız. Ben sezon başından beri aşağı yukarı 54 yaşındayım. 16 ya aşağı yukarı 13 yaşından beri Konyaspor bütün maçlarına gidiyorum. İnanın bu takımın bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Haftalar geçmiyor ki bir gün yiyorlarım. İnşallah o hafta bu hafta olur. Abi inşallah yeneriz. Abi bu maç bizim geri dönüşümüz olacak. Bugün kazanıp inşallah bu cendereden çıkmayı düşünüyoruz. Gerçekten çok kritik bir karşılaşma. Bu karşılaşma öncesinde gerçekten taraftarlarımızın çok büyük yoğunluğu var içeride. İnşallah bu maçı kazanacağız. Küme hattından da çok güzel bir şekilde çıkışlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Transferlerimiz gerçekleştirdi. Başkanlarımız sağ olsun. Gerçekten Endaio gidip İstanbul'da hem oyundan çıkartıp alması mükemmel bir gerçekten güzellik. Bu sene inşallah güzel yerlere varacağımızı düşünüyorum. Seneye de şampiyon oynayacağımızı kesinlikle düşünüyorum. İnşallah alacağız abi. Bu maç bizim. O kadar kenetlendik. Maşallah Konya'mız kenetlendi. Her yerden paylaşımlar yapıldı. Taraftar topluyoruz. Ama bana bakarsan Hasan'cığım böyle şeylere hiç gerek yok. Konyasporlu kendini bilmesi lazım. Yerini her maçta alması lazım. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Güzel bir deplasman, Konya deplasmanı. Yakın deplasman bizim için. Konya-Ankara kardeşliği her zaman daim olsun. Konyaspor'un bu durumuna üzülüyoruz gerçekten. Güzel transferler yaptılar. Umarım güzel bir çıkış yakalarlar. İyi olan kazansın. Bundan sonra Konyaspor'un maçlarında başarılar dilerim. Konyaspor düşmesin ya. Bir sürü İstanbul'un gereksiz takımları varken güzide Konyaspor gibi köklü camialar düşmesin. İnşallah onlar da kısa sürede toparlanacaktır. Konyaspor taraftarına buradan çağrım olsun. Birlik beraberlik olun. Biz düştük 6 sene biz orayı gördük. Düşmek kolay ama çıkmak çok zor. Maddi manevi destek istiyor. Hele ki bu ekonomik şartlarda daha da zor. Takımına kenetlensinler, sahip çıksınlar abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Konyasporlu taraftarlara ve Konyaspor camiasına başarılar dilerim. Konyaspor kendi evinde Ankara gücünü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Puanını 25'e çıkarttı. Bir yandan da tabii yeşil beyaz taraftarlar da var. 15'te Çıkal Dao'nun bir şutu vardı, dışarıya çıkmış. 38'e Cüler Mesidya'nın sürüklediği pozisyonda Sokol'un pasını alan Luka Prip düzgün bir vuruşa topu ağlara gönderdi. Maçın skorunu 1-0'a getirdi. Öte yandan Prip de bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü kaydetmiş oldu. 45'te Pedrinho'nun şutu az farkla dışarıya çıktı. Ankara gücü adına net bir pozisyondu bu. 55'te Çıkal Dao'nun pasında Valen Ötemi topla buluştu. Aslında topu da çekti. Güzel de bir vuruş yapabilse farkı 2'ye çıkartması içten bile değildi ama kendisine şu şansı verilmedi. 90. dakikada da evet 90. dakikada da Ankara gücünün bir penaltı beklentisi vardı ama bu da penaltı olmadı. Tabii eline bir müdahale itirazları vardı ama eline müdahale de yoktu. Vardı da zaten bu görülmüş oldu. Öncelikle elhamdülillah diyelim. Çünkü bıçak sırtı bir maçtı. Bir haftadır seferber olan tüm Konya, yönetim kurulu biletleriyle Pasolik yenilemesine varıncaya kadar taraftarın yanında olmuş. Bir organizasyon yapılmış, seferberlik ilan edilmiş. 20 binin üzerinde, 23 bin civarında taraftar içeride maçın başından sonuna kadar destek verirken bugün bir kayıp, kalan bu 13-14 hafta içerisinde psikolojik olarak şehrinin de gardını düşünecekti. Ama Rabbim müsaade etmedi, oyuncular sebebini işledi. Belki çok fazla pozisyon bulamadı Konyaspor bugün. Bir taktik savaşıydı aslında. Rakibin de öyle çok aman aman net diyebileceğimiz vuramadıkları, sonlandıramadıkları pozisyonlar var Ankara gücünün ama şunu yabana atmayalım Hasan. Ankara gücü bu ligin deplasmanda en çok puan toplayan takımlarından bir tanesi.
Özellikle son 5 deplasmanında sadece bir mağlubiyet aldı. Çok kritik ve sükse yapan puanlar topladı deplasmanda Ankaragücü. Yani iç sahada da öyle. Sezonun ilk yarısında Ankara'da berabere kalmıştık. Bugün 1-0 da olsa mağlup etmeyi başardık. 3 puanlı sistemde bakıldığında şu anda belki Konyaspor sondan ikinci gözükebilir ama bir 3 puan daha aldığında da 13. sıraya kadar yükselebiliyor. Dolayısıyla bu karşılaşma, yani bu galibiyet Konyaspor'un inşallah Konya'nın yükselişine vesile olacak, çıkışı olacak. Çünkü rakipleri dediğimiz Alanyaspor, Hatay, Samsunspor, yani Adana Demir, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe de dahil bunların içine. Çünkü Başakşehir ve Trabzonspor'u herkesin düştü dediği takım dörder gol atarak yenmeyi başardı. Futbolda bunlar var. Enseyi karartmadan Konyaspor yoluna devam edecek. Öncelikle buraya kadar gelen, destek veren tüm taraftarlara teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulunun emeğine, mücadelesine gerçekten teşekkür etmek lazım. Ama şımarmadan da buradan hatalarımızdan ders çıkartarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yönetim mutludur içeride tabii ki. Bu arada 1922 Konyaspor'da Kuşadası deplasmanında akıyor bugün maşallah Hasan. 3-1 galip geldi. Onlar da kritik bir galibiyet aldı. Yönetmenimiz emektar Mesut Uysal da soğukta saatlerdir burada. Onu da çok yormayalım. Dolayısıyla maçın pozisyonları ile alakalı, yani iki takımın da dediğim gibi pozisyonları vardı. Konyaspor farkı da artırabilirdi. Maçın son bölümünde biraz yüreğimiz ağzımıza geldi. Vardı uzun süren bir inceleme oldu ama orada bir elle oynama olmadığı görüldü zaten. Sonuç itibariyle Konyaspor 7 hafta sonra zannedersem, değil mi Hasan? 7 hafta oldu. Kazandı. Çok uzun bir süre. En son Kayserispor galibiyetini almıştı. Daim olacak inşallah. Dediğim gibi bir ve beraber olursa Konya sonuçta başkent. Yani Allah'ın izniyle oradan taraftarlarımızı Hatay maçında dolduralım diyor. Hasan ben bir bakayım, yönetici falan da en azından denk getirebilirsem. Sen yorumlarınla da devam et canlı yayına. Ardından da noktalayalım. Önemli bir galibiyet. Detayları, ayrıntıları pazartesi spor gündeminde. Büyük bir ihtimalle Konyasporlu yöneticiler bu hafta konuğumuz olacak. Değerlendireceğiz inşallah. Daha kendimize gelemedik henüz. Önemli bir galibiyet. Şimdi keyfini çıkartalım ama yarın unutup hemen Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız. Çok iyi oldu. Bu galibiyet bize mutluluk getirdi. Böyle devam etmemiz lazım. Bizim yerimiz, hak ettiğimiz yer burası değil. Daha da üstlere çıkmamız lazım. İnşallah devamı gelir. Abi vallahi çok güzel bir maçtı. Allah. Üşümedin mi sen böyle? Gelmişsin. Üşümedim. Vallahi çok güzel bir maçtı. Konya sporumuza bir başlangıç olur. İnşallah düşmeyecektir. Biz inanıyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Vallahi Konya sporumuz yendi mi aynı adını, aynı et ekmekten düğün pilav yemiş gibi oluyoruz. Mutlu oluyoruz yani. İstiyoruz ki her zaman galibiyet alalım yani inşallah. Konya sporumuza başarı dileriz. Ne Konya spormuş be! Vallahi olsun ha! Ana! Evet, gerçekten galibiyet için çok mutluyuz. Gerçekten çok da mutluyum. Ama bu taraftarı gidiyoruz, kendimiz topluyoruz ya. Konya spor taraftarı kendisi gelmesi lazım kardeşim. Haftaya 5 teze vurur. 3 puan alır. Haftada Hatay maçı stadı doldurmak lazım. Tarafta gelmek lazım. Bu tarafta işi gelmek lazım. Güzel bir 3 puan oldu. Çok İnanmış güzel. Ve inançlı bir şehir. Güzel oldu yani. Vallahi Mustafa abi, bu maçta 3 puan almamız gerekti. Aldık. Yani eğer bu maçta beraber ya da puan almasaydık daha kötü günler bizi bekliyordu. İnşallah kenetlenip, biz 2,5 milyonluk şehiriz. Biz Konya'yız. Kritik bir maçtı bizim için. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah yani, devamı inşallah gelecek diyorsunuz. İnşallah. Peki işte taraftarın etkisi bugün 3 puan oldu. Ya, stat çok güzeldi, atmosfer. Ya, bu da hakemler etki altına alıyor. Ya, bugün stat boş olsa hakem penaltıyı verirdi kesin. Ya, penaltı yok ama kesin penaltı verirdi yani. Olmayan penaltıyı verirdi diyorsun. Evet verirdi yani. O stadın dolu olması hakem etkiledi. Evet. Hakem etkiledi. Mutluyuz, 3 puan aldık, mutluyuz. İnşallah devamı gelecek. Kazandık, inşallah devamı da gelecek. Karaman nereden? Karaman ya, sen neredensin sen?
Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok canı gönülden savaştılar. Her maç böyle gidersek kazanacağız. Yani taraftarımız da her maç böyle. En az 20 bin 25 bin kişilik seyirci bekliyoruz. Çünkü bu maçı benim kendi şahsi düşüncem. Tabii ki arkadaşlarımız kazandı ama en büyük etken taraftarımızdı. Her maçı böyle bekliyoruz. Benim yakın dönmem. İnşallah kemikler kaynadı. İnşallah en yakın zamanda ben de takımıma destek olmak için döneceğim. Hello. It was a perfect win. I'm very happy. Güzel bir galibiyet oldu. Çok kritik bir galibiyetti. Gol atarak takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Özgüven kazandık. Umuyorum önümüzdeki Beşiktaş maçı için de güzel bir galibiyet almayı istiyoruz. Ayağında uğurlu geldi. Konyaspor kazandı. Evet, çok çok güzel yani. Çok güzel, çok güzel. İnşallah kalacak, lig kalacak inşallah. Peki Sukuba kalacak mı? Ben burada kalacak şimdi de. Evet, 2-3 ay ben kalacak burada. Takımda görev aldın. Evet ama dışarıda. Çok oynuyor. Yok oynuyor. Sadece dışarıda. Ali Çamdal'ı beraber. En büyük taraftar Türkiye. Evet. Garanti. Burada Konyaspor'da. Kupa maçları saydığımız zaman iki tane 120 dakika yaklaşık 8 maç gibi olmuş. Onun için ilk önce oyuncuların irade gücü, motivasyonu, konsantrasyonu, sahadaki o ateşi diyelim ki şey gerçekten bu maça göstermişler. İkincisi onların arkasında, daha doğrusu bizim arkamızdaki bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Aslında bugün diyelim ki takımın, seyircinin bir bütünleşme günü diye düşünüyorum. Bu kırılma noktası diyelim ki şey bu galibiyeti olsun. Ondan sonra bu gücümüzü hep arkamızda hissetmek istiyoruz. Zaten biz sahada mümkün olduğu kadar sonuna kadar o mücadele, o irade gücü gösterdiğimiz süreçte inanıyorum ki başarıya doğru gideriz. Ulaşırız. Ama aynı taraftarı bekliyorum diyorsunuz. Tabii. Her maç. Tabii. Taraftarsız olmuyor. O gücü takıma taraftar veriyor. Hocam bir de çok gündeme de geldi sosyal medyada özellikle birinci koltuğun boş bırakılması konusu. Bu konuda gördünüz mü yapılanları, yazılanları? Neler söyleyeceksiniz? Onu biraz önce basın toplantısına benzer bir soru oldu. Dedim ki öyle olsun Aykut Hoca'nın diyeyim ki uğru olsun. En azından diyeyim ki o kupa kazandığımız dönemi, üçüncü bitirdiğimiz dönem bu şekilde olsun. Ben de hep koltukta otururum o zaman.